Allah rahmet diliyorum. İnşallah bu günü alacağız. Bir dikkat dağınıklığı veya dikkatsizlik yaşıyoruz. Yani iki maçtır, yani Baltoğlu maçı, hem bu maç çok çabuk 2-0 geriye düşüyoruz. Yani anlamsız, mantıksız. Çözüm bulmakta biraz zorlandığımız veya anlatmakta zorlandığımız bir şey bu. Ondan sonra oyunu çevirmek, tempo yapmak, tabii ki ağırsa zor oluyor. Ama yine pozitif oyun, ayağı iyi paslar, dışarıdan iyi oyun, çok gol pozisyonu üretmek. Ama bu üretilen pozisyonları da değerlendirmek lazım. 3 tane gol yedik. İnanın ben size, şimdi bana rakibin pozisyonu var mı deseniz, ben size söyleyemem rakibin pozisyonu var. 3 golleri var. 3 tane duran top, yüksek top. Biliyorduk, yükseğe çıkacaklarını, 5-6 uzun oynuyorlar. Onlar da biliyordu. Maalesef yediğimiz o şok golde biraz toparlanmamızı zorlaştırıyor. Ama 2-0 olduktan sonra yine çok pozisyon üretmemiz, Oto'nun pozisyonu, Burak'ın pozisyonu, ikinci yarı girilen pozisyonlar. Oyunu çevirmemiz lazım 2-1. Ama yine oyun çok şok. İkinci yarının başında yine şok. Ne durumda? Bu ara tempo düşüyor tabii ki. Oyuncu çok daha fazla şeyler yapmak istiyor. Ama yere döndüğümüz zaman, kenar oynadığımız zaman iyi işler yaptık, iyi pozisyonlar bulduk, ürettik. Yapamadık maalesef. Tabii rakibin çok yerde kalması, çok zaman çalması ve zamana oynaması, hakemlerin de çabuk oyuna müsaade etmemesi. Biliyorsunuz golü biz çabuk oyundan bulduk. Yine çabuklaştıracağız oyunu, hakem arkadaş müsaade etmiyor. Yani bir tarafta oynamak isteyen, diğer tarafta da oynamak istemeyen. Halbuki futbol hakemler bize yetiştirecek, onlar da ona yardım eden bir anlayış vardı. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Ha bundan takılıp kalacağız mı? Kalmayacağız tabii. Çok önemli bir avantaj elimize geliyordu. Bugünkü sonuçlar, bugünkü sonuçlar. Maalesef bu avantaj şimdi Ankara gücüne geçmiş oldu. Daha dikkatli oynamamız gereken maçlar. Artık bundan sonra puanı nasıl aslanın ağzında oldu. Maçlar oynayacak. Zor maçlar bu zor. Ama ben takımın oyuncularına inanıyorum, güveniyorum. Ben pozitif oyunlarına inanıyorum. Şok golleri bir an evvel atlatmanın da çalışmasını yapmamız lazım. Ben hakemler için söyleyeceğim size dedim yani ben de görüyorum biz de futbolun içerisindeyiz. Yani arkadan gelen bir şey var. Ben görmedim bilmiyorum izlemedim. Televizyonda net olsaydı mı? Burada 2-2 yakalıyorsunuz arkadaşlar. 2-2 yakalayacağız. Biz devreye 2-2 gireceğiz. İkinci yarı 2-2 başlayacağız. Daha kontrollü oynayacağız. Belki kazanacağız. Ama oluyor. Tabii bu maç bizim hem uzun oyuncumuz hem en etkili savunma oyuncumuzdu. Olsa bir uzun da olmuş olacaktı oyun içerisinde. Dolayısıyla bize katkı sağlayacaktı. Çünkü o topları hamle yapabilecek en önemli oyunculardan bir tanesi tabii ki Tommy'di. Şimdi Atilla Altınordu maçında da birinci golde hatalıydı. Ama bu Ankara gücüne karşı altılı uzunla oynayacaklar, yüksek toplarda Ruko'ya göre daha hareketli bir kaleci Atilla. Atilla daha ağır bir kaleci ama Ruko daha ağır bir kaleci. Yani daha cepheden, daha yan toplara hamle yapabilen bir kaleci değil. Bu yüksek topları yapacaklarını bildiğimiz için Atilla ile oynadık. Normalde yoksa bütün niyetim bir başka takım olsaydı mesela, Elazığ gibi bir takım olsaydı Ruko ile başlamayı düşünüyorum. Ama altın uzun olunca daha hareketli, daha hamle yapabilecek kalecimiz diye Atilla'yı tercih ediyoruz.